Şimdi bağırsaklarımızda yaklaşık 8 milyon bakteri yaşıyor. Bunların da çoğu probiyotik dediğimiz faydalı bakteri. Biz eğer uygunsuz antibiyotik kullanırsak, yani geniş spektrumlu antibiyotikleri bilinçsizce kullanırsak, bu bağırsaklarımızdaki zararlı bakterilerin yanında faydalı bakteriler de öldürülüyor. Peki bu faydalı bakteriler, yani probiyotik dediğimiz faydalı bakteriler ne işe yarıyor? Vücudumuzda savunma sistemine yardımından tutun da yağ asitlerinin eminimine kadar, yani vücudun destek sisteminde çok önemli rol oynuyor. Eğer bunlar ölürse bizi bir nevi bağışıklık sistemimiz zayıflayabiliyor. Eğer siz bu dönemde koronavirüs ile karşılaşırsanız ya da koronavirüs hastasıysanız ve bilinçsiz antibiyotik kullanmışsanız, o zaman savunma sisteminiz zaten zayıf olduğu için hastalığı daha ağır geçirmeniz mümkün olabiliyor. O yüzden mümkün mertebe bu probiyotikleri korumamız gerekiyor. Şu anda zaten tedavide biz enfeksiyonlarda probiyotiklerin kullanılması öneriyoruz. O hale geldi. Dolayısıyla probiyotik kullanımında bu kadar ilerlemişken kalkıp probiyotikleri, yani faydalı bakterileri öldürürsek, bu sefer tedavide olumsuz sonuçlar karşılaşabiliyor. Probiyotikleri korumanın yanında bir de eğer siz enfeksiyon varsa dar spektrumlu, mümkün mertebe dar spektrumlu antibiyotiklerle tedavi etmek gerekiyor. Burada hem hastaların bilinçsiz antibiyotik kullanmaması gerekiyor, hem de hekimlerin de mümkün mertebe etkene yönelik, yani dar spektrumlu antibiyotiklerle bunları tedavi etmesi gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak bu sefer ne yapıyor? Zaman içerisinde antibiyotiklerin etkisizleşmesinin yanında bağışıklık sisteminin zayıflamasına meydana gelebiliyor. Bu probiyotiklerin öldürülmesi sadece belki savunma sistemini zayıflatmıyor. Bunun yanında bir nedeni bilmeyen birçok hastalık var. Bu nedeni bilmeyen birçok hastalıkta da probiyotikler rol oynayabiliyor. Yani eğer probiyotikler olmazsa işte bazı yayınlarda mesela MS gibi hastalıkların buna bağlı olduğu ile ilgili yayınlarda var. Dolayısıyla bu probiyotiklerin mutlaka korunması gerekiyor. Şöyle düşünebiliriz. Eğer antibiyotiği geniş spektrum olarak yanlış bir antibiyotik kullanımı varsa ve hasta bunu kullanmış ise, koronavirüsle karşılaşırsa ya da koronavirüs hastasıysa belki hafif atlatacakken ağır sonuçları olabiliyor. Dolayısıyla bilinçsiz antibiyotik kullanımı mutlaka engellenmesi lazım. Zaten biz şunu görüyoruz. Yıllar içerisinde antibiyotiğin bilinçsiz kullanımı hep azaldı. Hep bir azalmakta ama son zamanlarda insanlar bazen bilinçsizce kullanma yapabiliyor. Ona dikkat ederlerse insanlarımız daha rahat hastalıkları geçirmeleri mümkün olabilecek.